Merhaba sevgili seyirciler, Sosyotrend programına hoş geldiniz. Geçen hafta Dağhan'la Türkiye'deki teknolojinin durumuyla alakalı sohbet etmiştik. Bu hafta yine Dağhan'la sohbetimize devam edeceğiz. Çözümlerde, tavsiyelerde bulunacağız neler olabilir diye. Konuğum tabii ki Türkiye'de teknoloji uzmanlarından Dağhan Uzgur, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Geçen hafta biraz problemleri tespit ettik. Evet. Bu hafta da nasıl problemleri çözeceğimizi açıklayarak program bundan sonra bir daha yapmana gerek kalmasın program. Son programın olsun. Noktayı koyalım diyorsun şey koyalım. Gibi. Mühürü basalım Nusret gibi tuzlayalım. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle şimdi aslında hep konuşarak vardığımız yer bir şekilde Amerika'daki bu Silikon Vadisi ekosistemine hayran oluyoruz. Orada bir şekilde başarmış insanlar, geçmişte bir şeyleri başarmış, bundan para kazanmış insanlar tekrar genius insanlara yatırım yaparak yeni geniuslar bularak tekrar başarmaya çalışıyorlar. Hı hı. Tekrar başarmaya çalışıyorlar ve onun başarmış insanların ve bundan para kazanmış insanların toplandığı yerde Silikon Vadisi diyoruz. Evet. Türkiye'de mesela var böyle şu an bir yemek şirketi var mesela milyar TL seviyesinde satıldı mesela. Hı hı. O mesela başka kişilere destek veriyor. Ya hani böyle birkaç tane daha böyle milyar seviyesinde kazanmış kişi olsa Avrupa'da bu daha az, Türkiye'de daha az. Bence bir yerden bu ekosistem başlayacak gibime geliyor. Yani ben burada sürekli Amerika lafının kullanılmasını hoşlanmıyorum. Şöyle ilginç bir durum var. Bakın Avrupa'da bir kola içerseniz ve Amerika'da kola içerseniz, marka söylemiyorum. Hı-hı. Tatları farklıdır. Muhteviyatları da farklı. Aynı ürün değil. Aynı şekilde birçok çikolatada da aynı durum söz konusu. Olaylar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bugün Türkiye'de bir sürü böyle girişimciye teşvik verdiği iddia eden oluşumlar var mesela. Olmuyor değil mi? Evet. Ya bizim genetiğimize müsait değil. Evet. Adam yurt dışındaki sistemi getirip burada uygulamaya çalışıyor. İşlemiyor. Çünkü bizim yatırımcımızın kafası o kafada değil. Sonuç itibariyle burada bir faiz gerçeği var zaten. Hani onu oradan veya inşaat gerçeği var. Geçmiş dönemde bir daire alıyordun. Anında değer kazanıyordu bir yıl sonra satıyordun. Şimdi buna göre bir yapı burada belirlememiz lazım. O yüzden oralar belki uzaktan izleyenler olarak bizi böyle hoşumuza gidiyor olabilir ama sonuç itibariyle yani bizim toplumsal yapımız da çok oralara müsait değil. Oradaki duruma. Evet. Ama şöyle de bir direnç var yeniliğe karşı. İşte en son taksi olaylarında biliyorsun hani başımıza geliyor. Atmak istiyorlar mesela o şirketi buradan gitsin diyorlar. Evet. Ama Türk muadilleri de vardı onların. Aynı zamanda onları destekleyebilirsiniz. Mesela onlar neden gerekli desteği göremiyor da hep klasik taksi şoförlüğü mesela destek görüyor şu anda. Bunu bir irdelemek lazım. Yani mevcutu değiştirmeyelim. Hiçbir şeyi kabul etmeyelim. Ama 5-10 yıl içinde yapılan araştırmalar var. Tamamen ortadan kalkacak mesleklerden bir tanesi taksi şoförlüğü olarak açıklanmış. Oxford Üniversitesi yapmış araştırmayı. Sürücüsüz araçlar. Sürücüsüz araç var. Bu dışarı kovmaya çalıştığımız adamların aynı zamanda bir de uçan drone İnsan taşıma aracı var. İşte geliştirmeler yapılıyor. Arge geliştirmeleri şu anda. Çağıracaksın kapının önüne inecek drone. Bineceksin gideceksiniz. Şimdi ne taksi şoförlüğü? Yani buradaki direnç nedir yani? Bu toplumu geriye götüren bir unsur. Ama tamamen orayı örnek alarak da tabii o yapıyı buraya uydurmak da doğru değil. Arasını bulmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey söyledin aslında. Şimdi dedin ya Türkiye'de ev alıyorsun, bekliyorsun, kar ediyorsun. Kar noktaları var. Taksi plakası alıyorsun, bekliyorsun, kar ediyorsun. Veya çok paran var diyelim, devlet garantili taksi plakası. Devlet demiş ki bundan şu sayılı da çıkaracağım. Hı hı. Taksi plakası olmuş şu kadar, yani çok yüksek fiyat olmuş. Avrupa'da bakıyorsun ev alsan sana aslında vergi ev aldığına pişman ediyor. Evet. Arsa alsan vergi arsa aldığına pişman ediyor. Nereye yatıracağız bu parayı? Bir yer yok. Teknolojiye doğru kayıyor. Şirketlere, borsaya kayıyor. Amerika'da böyle aynısı. Kar etmen için. Çünkü kar çok önemli bir şey. İnsanların kar etmesi lazım. Zenginleşmesi lazım. Bu o kadar mükemmel bir şey ki. Dedin ya geçen işte yakınında birisi para kazanırsa istemiyorsun. Yanlış bir şey. Çünkü onun para kazanması da gelecekte senin de kazanacağının ipucuzunu veriyor. Kar çok önemli bir şey. Herkes kar etmek istiyor. Ama Türkiye'de ev alıp bekliyorsun, kar ediyorsun veya öyle bir şey olduğunu zannediyorsun. Avrupa'da ev almıyorsun, ev alıp kar edemiyorsun çünkü bir vergi biniyor. Amerika'da da aynı şekilde. Alıyorsun böyle o kadar da şey değil. Japonya'da eksi faiz var. Japonya'da eksi faiz var. Yani parayı koyarsan paran değer kaybediyor. Eksi faiz koymuş adamlar. Git diyor parayı ne yaparsan yap diyor. Ama onun tabii sebebi şu. benim güvenime yaslanmak istiyorsan yani bunun parası var demek oluyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sisteme gelmesi lazım buradan çıkan sonuç. Türkiye'de
teknolojiyle yatırım yapmak. Çünkü zenginleşmenin en sonunda, filmin sonunda dedi ki orta gelir tuzağı diye. Eğer zenginleşse teknolojiyle alakalı bir büyüme sağlayamazsan 12 bin dolara geçemiyorsun. Biz 11 bin dolara geldik. Dedi ki, şimdi 9 bin dolara tekrar geri düştük. Hep bu başka ülkeler de denemiş. Çıkmaya çalışıyor, geri geliyor. Çünkü dünyanın istediği bir şeyler satman lazım. Dünya ne istiyor? Dedi ki oyun istiyor. Amerikalı gençler oyun oynamak istiyor. Bir tane şey var, bak bir oyun var, PUBG diye dedik ya, orada evet. Bir tane şey AKM zırhı 12 TL. Bir tane pantolon 12 TL. Bak sanal pantolon. Sanal pantolon. Gerçek sanmasınlar, eve gelmiyor yani. Aynen. Satın aldım. 12 TL'ye satıyor Koreli şirket, bunu satıyor. Hatta Çinli ortağıyla beraber satıyor. Yani dünyaya satıyor. Herkes dolu. Böyle bir fırsatlar var. Sistemi bir kere kuruyorsun, insan çocukları topluyorsun, oyun oynatıyorsun. Sen orada patır patır paranı kazanıyorsun ama arka planda çok ciddi server altyapısı lazım. Çok ciddi internet hızı ortamı lazım. Hı-hı. Türkiye'de bir finans şeyi yapalım dedik, finans merkezi yapalım dedik. Yine inşaat yaptık. Güzel bir şey, mükemmel bir şey. Hı-hı. Çok iyiyiz inşaatta dediğin gibi ve faydalı da bir şey. Hı-hı. İnternet altyapısını koyamadığımız için mesela ilk başta hani yabancı bankalar buraya gelip de bir modlarının bir tanesini, yani düğüm noktalarının bir tanesini buraya açmaya çekindiler. Çünkü ping süresiyle alakalı bir problem falan oluştu. Ben çok basit bir soru soracağım, şimdi aklıma geldi. Neden bizim internetimiz, evimizdeki internet asimetrik mesela? Niye bu çocukların uploadu az? Evet. Niye bunlar YouTube'a 4K upload yapamıyorlar veya canlı yayın yapamıyorlar? Bu nasıl bir zihniyet mesela? Avrupa'da falan nasıl? Simetriktir internet dediğin şey. Neden asimetrik verirsin ki? Yani bunun teknik bir açıklaması yok. Evet. Yani buna inanın arkadaşlar, ben işin içindeyim. Yani 10 megabit hıza 3 megabit, o da lütfen arttırıldı. Evet. Upload vermenin bir mantığı yok. Burada ben bile bunu şey zannediyorum. Bir sebebi var zannediyorum. Peki bunun tekniği vardı da bu birden 3'e nasıl çıktı? Demek ki 5'e de çıkabilir. Evet. Ya parayı verirsen çıkıyor zaten. Hani 10'a 10 da veriliyor. Buradaki mantık zamanında, en eski zamanında evden insanlar internet yayını yapıp da işte sunucu muncu barındırmasınlar. İki kere para kazanalım. İşin upload'unu data center'lara satalım. Kullanıcı tarafı download'u da kullanıcılara satalım. Oradan da kazanalım, buradan da kazanalım. Ya olay bu. Buna ne yapması lazım devletin, bu işlerden ilgilenen kurumu? Kalktı diyecek asimetrik internet. Kota da yok. Simetrik internet. Bunun ne zararı? Ben veri merkezi işletmecisi olarak bundan rahatsızlık duymuyorum. Herkes evine server açsın. Ekosistem oluşsun. Sonunda benim baksın. Benim kıymetim anlaşılır. Hayır, bakar adam der ki ya bu elektrik altyapısıyla falan hani problem oluyor. Olmuyor bu işler. Bir bunu götüreyim veri merkezine koyayım der. Veya başarılı olabilir. Veya onu bir makineye 100 server yapar. Ufak bir veri merkezi olur. Peki devletin bu kurumu bu işlere bakacak işte. Yani benim söylemek istediğim o her zaman. Devlet daha yukarıdan olayı denetleyen ve yönlendiren taraf olması lazım. Evet. Bugün bu interneti bu şekilde verenlere söz geçiremiyorsa kurum, bir problem var demektir. Peki ama bunun bir ekonomik faydası var sonuçta o şirkete. Çünkü dünyadan aldığı şey data transfer band genişliği, evet, miktarlarını optimize etmiş oluyor bu şekilde. O kadar büyüdü ki kapasiteler artık dünyada. Yani şu verilen internetler hiçbir şey. Zaten 4G'de işte 5G'de teknolojilerde görüyorsunuz. Ben 4G teknolojisi ilk başladığında diyordum ki bu GSM operatörleri bir gün bir kutu yapacak. Bunu alıp evine koyacaksın. İçinde wireless olacak. Kablo falan ortadan kalkacak. 10 yıl önce düşünüyordum. Dün reklamlarını gördüm. Daha yeni yapmışlar. Niye yapmadılar? Altyapı anca işte oturdu. Fiber altyapı Türkiye'de problemi var. Kablo yok. Çekilmiş kablo yok falan filan. Sonuç itibariyle bu medeni kullanma şekli Türkiye'ye çok önce de gelebilirdi. Ama şu an Türk gençlerinin YouTube yani video sitelerine hızlı upload yapamamasının tek sebebi yukarıdaki kurumun bunu böyle olsun dememesi. Sen bunu yapmazsan, az önce ne dedin? Kar çok önemli, değil mi? Oraya da satayım, buraya da satayım. Neden karımdan vazgeçeyim? Bir standart konsa Türkiye'de 50 megabitten daha düşük internet paketi olmayacak diye, inanın bütün şirketler buna uyar bir şekilde. Evet, evet. Bir konu yok. Uyamıyorsa da uyan çıkar veya yatırım yapmak zorunda kalır. Karını azaltır. Niye bu Türk gençliğinin önünde böyle bir ket çok var? Çok büyük engel. Çok büyük engel. Tahmin ettiğimiz, bak şimdi o kadar çok verilen şey engelliyor ki. Verilen mesaj şu. Sen üretme, tüket. Tabii tüket. Ha, indirmende problem yok. İndir. Ben bir şey ürettim. Ben upload edeceğim. İnternete göndereceğim. Sen gönderme. Öyle çok, bir şeye gerek yok yani. Ya çok büyük hakaret aslında ben bu söyleyeyim. Çünkü hani mesela dediğin gibi oyun yaptın, sunamazsın. Data center'da falan sunacaksın ama atıyorum o an onu bir tecrübe edeceksin ki tadına varacaksın. Kaliteli ki bir video çektin. 4K tesisatlar kullandın. Dünyaya bakıyorsun. Hani 4K upload ediyorlar. Sen ömrün yetmiyor. Neden? Evet. Yarısında kopuyor zaten internet. Upload'a tekrar başlıyorsun. Mecbur görüntü kalitesini kısıyorsun mesela. Niye hani burada ön plana çıkmayalım? Ya konular aslında çok basit yani çözümler ama hep olay şu. Biz bunları konuşuyoruz ama bizim gibi konuşan insanlar işte o karar verme mercinde olamıyoruz maalesef. Evet. Çünkü ben de siyasetten çok hoşlanmıyorum. Sen de belki sevmiyorsundur. Evet. Biz anlatmayı,
bilgilerimizi paylaşmayı, ekosistemimizi büyütmeyi, yeni projeler yapmayı seviyoruz ama siyaset ayrı bir kulvar tabii. Evet. Orada biraz zorlanıyoruz ama en azından keşke biraz dinlensek mesela. Ya bu adamlar ne diyor? Çıkıyorlar konuşuyorlar ama bunların derdi nedir? Yani her hafta sen çıkıp anlatıyorsun. Aynen. Mesela sana diyorlar mı ki? Ya ne anlatıyorsun sen? Gel bize de anlat. Ya biz onun için biz genelde gençlere anlatıyoruz. Gençler kendinizi kurtarın, yazılım öğrenin, Amerika'ya bir şeyler satın falan diyoruz. Ama işte bu genç ne yapsın? Evinde 3 megabit internet upload şeyi varsa o kadar şeyi etkiler ki bu. Yani bu o kadar şok edici bir gerçek ki gerçekten de böyle. Hani o upload hızı şu an kimse de farkında değil bu arada. Hani upload hızını eşit zannediyor. Ama internete bir şey göndermediği için. Tabii. Hani bu da ya dediğin gibi yani tüket demek. Halbuki bir sürü fırsat çıkabilir. Yani sen kendin oyun serverı kursan kuramazsın mesela atıyorum. Basit bir şey. Sen bir şey yayın yapsan, canlı stream yapsan yapamazsın. Amerikalı, Bulgar adam bırak Amerikalıyı. Bulgar yapar burada sen izlersin. Ondan sonra Bulgar ya Amerikalılar bu Bulgar'ı nereden tanıyor dersin. Yani niye seni tanımıyordu? O da aksak İngilizce konuşuyor. Sen de öyle konuşuyorsun. Yani bu işte engelleyen bir şey yani. Halbuki önün açılsa, orada limitler kalksa, bahane kalmasa. Ya dediğin gibi bak, internet yapısıyla alakalı, bu vergilendirme sisteminin şirketlere mantıklı hale getirilmesiyle alakalı bir şeyler yapılsa. Yani şu anda bak, biz şöyle bir şey var. Mesela şu an yazılımcılar, biz eleştiriyorduk. Şu an yazılımcıların çoğu bankalarda. Alıyor banka, çok hani milyar TL seviyesinde olduğu için bir gün bir vergi affı geliyor bankaya, zaten şey yapıyor, kotarıyor falan filan. Bütün yazılımcıları tutuyor, dışarıda oyun geliştirecek falan şirket zaten o kadar ekonomik sistemi yok. Bankada duruyor, çok da bir iş de yapmıyor böyle hani çok nasıl diyeyim, bankayı böyle genius bir seviye. Ama tabii standart işler diyelim. Standart yani kendini geliştirici veya eğitimini topluma yarar sağlayıcı bir şekilde kullanma fırsatı olmuyor. Köhne aynen. Oluyor da yeni teknolojiyi takip edemiyor. Doktorluk gibidir bu bizim işler. Sürekli takip etmen gerekir. Web sitesi tasarımını 5 yıl ilgilenmezsen tabii. Geri planda kalırsın mesela. Yeni teknolojiler çıkar çünkü. Bu böyle bir durum. Ama sonuç itibariyle bakın yine ilginç bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da şu anda bilişimle ilgilenen bir insanın giremeyeceği ülke yok. Yani vize var falan diyorlar ya, aslında yetişmiş insana vize yok. Evet. Hele sermaye edersen, cebinde paran varsa bütün Avrupa ülkelerinin kapısı sana açık. Estonya'nın elektronik vatandaşlık kart sistemi var. Buradan oturduğun yerden Estonya'da bilişim şirketi kurabiliyorsun. Yeter ki diyor bilişim işi yap. Sonra evet. Diyor para kazanırsan gel oturum da vereceğim ben sana. AB üyesi ülke. Bulgaristan keza veri merkezi işinde gel buraya veri merkezi kur diyor. Ben sana diyor binayı da vereyim diyor. Toprağa da vereyim diyor. Çünkü orada da gençler diğer Avrupa ülkelerine dağılmışlar. Nüfus yaşlı hale gelmiş. Bütün gençler iş olanaklarından dolayı kaçmış. İstiyor ki bilişim işi burada olsun, gençler burada kalsın. Bugün Türkiye Avrupa Birliği'ne girse, böyle bir şey olsa mesela, Türkiye'de genç kalmaz. Evet. Herkes Avrupa'da çalışmaya gider. Evet. Yani böyle bir sıkıntı var. Bizim bu gençleri becerebilen zaten beyin gücü, göçü adı altında gidiyor. Yurt dışında bir yerlerde faaliyetlerine devam ettiriyor. Ama işte bunun böyle olmaması lazım. Ya işte dünyada hani teknolojinin ilerlemesiyle, hani bu daha geçen programın başında söylemiştik, işte robotlar gelecek bizi, işte her işi elimizden alacak. Aslında robot zaten gelmiş durumda. Atıyorum nerede geliyor bu robot? Bir mesela call center aradığın anda orada giderek daha akıllaşıp daha sana da akıllı tekliflerde bulunuyor. Onun şöyle bir açılım var. Diyor ki bir insanın sürekli olarak tek düze yapması gereken işlerde robot kullanılır. Evet. Yani fix mesela bir tekstil atölyesinde işte ilik açmak veya bir şey. Hı hı. Bunu robot yapabilir. Evet. Veya efendim işte kasiyer. Dünyada şu an örneğini gördük, izledik tabii. Orada da. Kasiyer. Niye kasiyer oturuyor orada kasada? Şimdi kameralar koymuşlar. Aldığın ürünleri takip ediyor. Sonunda kredi kartından düşüp tahsilat yapıyor. Avukatlık da var. Sürekli tek düze devam eden ve araştırmaya dayalı işlerde robot var. Araba kullanmakta keza aynı şekilde. Bugün sen İstanbul'dan Bursa'ya geldin. İşte 2 saat mi sürdü herhalde? 1,5 saat. 1,5 saat sürdü. 1,5 saat boyunca başka bir işle uğraşabilecekken oturdun o direksiyonun başında araba kullandın. Ne kadar gereksiz bir zaman kaybı. Tabii. Otonom araç olsaydı, Türkiye'ye izin verselerdi otonom araçların girmesine. Oradan İstanbul'dan basacaktın. Buraya gelecektin ve orada zamanını değerlendirecektin. Yani aslında robotlardan korkmanın burada bir endişe duyulması gereken bir konu yok. Robottan korkan insan tek düze iş yapan insandır. Aynen. Belki bundan dolayı korkuluyorlar. İşte şu an şöyle, bu mesela şimdi arabaya biniyorsun. Bluetooth'la araba bağlanıyor telefon ve diyor ki sen her gün bu saatte şuraya gidiyorsun. Bak, buraya mı gitmek, buraya mı gitmek istiyorsun diye teklifte bulunuyor. Ne oluyor bu esnada? Atıyorum bu Siri denen sistemde veriler kayıtlı. Bana özel veri kayıtlı. Bu veriler kayıtlı olması
yani devasa, bak şöyle bir şey oluyor. Normalde eski tarz bilişimde sen düğmeye basardın, ben şunu arıyorum derdin. Onun sonucu çıkardı. Biraz beklerdin de. Beklerdin de biraz. Şu anda ben aramıyorum. Ama bak yapabilirim her anda. Çünkü ben kullanıcı o kadar kıymetli ki. Evet. Onun için sistem biraz araştırma yapıyor. Bak bu saatlerde sen şuraya gidiyordun. Şuraya mı gideceksin? Hayırdır diyor. Evet, onun da çıkıyor. Bak sen yorulmuyorsun. Robot bu iş aslında. İşte hayır. Ve teknoloji mesela bu kadar sinsi bir şey aslında. Bak yavaş yavaş hayatımıza giriyor. O daha önce söylediğim devrim birden gerçekleşmeyecek. Evet. Ufak ufak bir bakacaksınız. Yok. Allah Allah, bu işler nasıl olmuş böyle diyeceksin. Bir şey söyleyeyim mi? Bak şu an öyle bir noktadayız ki böyle hani filmin sonlarına doğru böyle ortalama böyle aksiyon artar ya böyle. Gerçekten o civardayız şu anda. Bak elektrikli otomobiller 4G hazır. Her tarafta internet var. Normalde bu imkansız bir şeydi. Tabii. Bak şu an o kadar normal ki bize. Bu, 4-5 bu sene hızda önce, bir internetin her yerde olması. Her yerde olması şok edici. 4-5 sene, bir 6-7 yıl mı önce mi? Böyle ben internetten kendi Ullah Söz'ün WAP adresine girdim, şok olmuştum. Normal WAP nokta, aa ne zevkli bir şey, ne güzel bir şey, hiç aklına gelmiyor. Veya bir gün komşun bir drone araçla mesela işten gelse şaşırır mısın? Ben çok şaşırmam. Merak eder, sadece diyor. Başında bir camdan bakarım. Hani bak, kaç yapıyor bu abi diye böyle. Onun yapılmasının önündeki tek engel o hafif ve daha şeyli piller. Yoksa her şey hazır. Yapılıyor şey yani, muadilleri başladı. Veya adam sırtına bir pek takmış şu anda. İşte roket uçuyor mesela. Bunu bizim karşı komşu alsa mesela şaşırır mıyım? Şaşırmam. Mesela adam nereye inecek? Çatıya bir pist yapmak lazım diye düşünüyorum. Bak şuna sadece hiç şaşırmasın mesela. Karşı komşun e-şarj koymuş. Gece park ediyor. Evet, evet. İyi akşamlar diyorsun. Geçiyorsun falan. Şöyle şimdi dedim ya, bir tam böyle hararetli noktadayız şu anda. Ve bak bunun en önemli temsilcisi bu elektrikli otomobil devrimi. Elektrik hazır her tarafta 4G varken elektrikli otomobil devrimiyle o otonom araç da bile bir hemen gelecek. Şu an mesela Amerikalı elektrikli otomobil şirketinde otonom sistem de hazır. O araçlar da geldiği anda her şey etkileyecek. Yani şu elektrikli araçlar aslında o kadar önemli ki bütün süreci ve o ayrılmayı sağlayacak. Ha, ne kadar önemli bir şey gelecek o süreç. Ve bu o esnada zaten otomobil fabrikaları da bir şekilde eski tarz otomobil fabrika kapanacak. Fabrikalar yenilenecek. Yenilenirken de Endüstri 4.0 la yenilenecek ve karanlık fabrika denilen kimse yok böyle. Kutuyu adam, Alman adam geliyor. İşte Isparta'ya kutu gibi bir fabrika koyuyor, uzaktan yönetiyor. Yeni fabrikalarda zaten mesela aydınlatma kapalı. Garip mesela değil mi? Evet. Fabrikada insan gelince ışığı açıyorlar. Robotun ışığa ihtiyacı yok ki. O aynen, kendi işini yapıyor zaten. Araç işine gelmişken bizim yerli araçla ilgili de birkaç bir şey söyleyelim. Proje süper. Evet. Doğru bir karar. Yapılması lazım. O aracı üretmek için gerekli olan parkur şu an Türkiye'de yapılamıyor. Hepsi yurt dışından gelecek. Robot kollar, pres makinaları. Ya bu konuda eksiğimiz var. Çok iyi parça toplayabiliyoruz robot teknolojilerinde. Yani eli kolu dışarıdan alıp burada toplayabiliyoruz ama şu an için daha Türkiye robot üretecek durumda değil. Böyle bir durum var. Ama bu neticede bir başlangıçtır. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bakın, yerli arabanın hibrit veya akaryakıtlı olmaması lazım. Yani bu hatayı yapmayalım lütfen. Yok. Elektrikli olması elektrikli lazım. Zaten. Ve kendi kendine giden otonom bir araç olması lazım. Evet. Biz çünkü bunun üretim süreci belki 4-5 yıl sürecek minimum. İlk modellerinin çıkmasına. O zaman dünya zaten otonoma geçmiş olacak. Tabii. Biz eğer bu aracı otonom olarak dizayn etmezsek sonradan çok büyük pişmanlık olacak. Belki insanlar burun kıvıracaklar. O kendi kendine aslında gitmiyor bu diye. Aslında otonom olması için de dört tarafına kamera koyacaksın. Bizim basit bildiğimiz kamera. Belki üst tarafına radar koyabilirsin. Sen çok basit indirgen. O zaman internetten sipariş verelim. Bütün arabalar otonom yapalım. İşin içinde yazılım var. Bak, yani teknik değil yani. O da bir şey şöyle tekabül ediyor. Tabii hani o bak gene benim hatam belki de. Şu an zaten Android işletim sistemi, otomobile olan Android işletim sistemleri zaten bu konuyu alternatif alıyor. Şu an harıl harıl hepsi çalışıyor. Ama bak biz yerli araç olsun istiyoruz. Bizim bu yazılımı, bir aracın içindeki yazılımın toplam kod sayısı uzay mekiğinden daha fazla. Evet. Çünkü uzay mekiğinin olayı belli. Tabii. Atmosferden çıkacak ama arabada birçok tehlike var. Sensörler var, çarpma sensörleri var vesairesi var. Bunu peki bu otonom aracın yazılımını kim yazacak? Mühendis var mı? Yine aynı konuya geldik. Sen şu anda Türkiye'de yerli araçla birlikte mühendislerine de yüklenmen lazım. Hadi arkadaşlar otonom, bu işlere başlayın, otonoma gidiyoruz falan demeniz lazım. Eğer bu yerli araç otonom olmazsa bunu anca süs olarak satarız. Net söylüyorum ve harcanan bütün para da boşa gider. Çünkü yerli aracın fabrikasında kullanılacak bütün üretim tesisi yurt dışından geliyor. Yani akıllı olmamız lazım biraz. Evet. Güzel bir şey, milli, harika bir şey ama kurala uygun yapmamız lazım. O zaman bu Türkiye'ye çağ atlatır. Ya şöyle ben orada şunu söyleyeyim. Biz bunu
çıkaralım bu otomobili. Çıksın böyle, satışı, fiyatı da belli olsun, görelim. Otonom konusu da çok hızlı çözülür. Her şey çözülür. Hatta diyorum ki o bile, bak şu bile okey benim için yani. Atıyorum bu Android işletim sistemi gibi işletim sistemi var. Telefon yapıyorsun ama işletim sistemi Android. Yaptığın otomobil ama işletim sistemi Android atıyorum. Otonom içinde Android otonom sistemi diyelim. Ne olacak? 5 tane kamera, bir tane işte şey radar. Bunu bağlı. Bu bile okey. Hani yazılımının yerli olması mükemmel olur. O efsane olur, süper olur. Biz bu yerli aracı niye yapıyoruz? Para kazanalım, satalım. Bu mudur sence? Ya şöyle, devlet ekosistem, neden bu kadar buna yükleniyor olabilir mesela? Şimdi otomobil sektörü Avrupa'daki bütün ekonominin bel kemiği ve orada ekosistemi yaratmasının Türkiye'deki sebebi. Türkiye'deki yabancı otomotiv fabrikaları ne kadar fazla işçi çalıştırıyor ve memlekete vergi sağlıyor? Bu amaç bu olamaz. Buradaki amaç Türkiye'ye yeni bir hedef göstermek ve evet, gençleri motive etmek. Evet. Aslında bu. Bir ekosistem yaratmak. Ya bir şey tabii yapmak burada. Bunu başarmak. Araçla bunu yapabilmek. Şimdi olay yoksa sadece oradan araba alma, buradan al değil. Çünkü o firmaların da burada fabrikaları var. Kimse onlar batsın, ülkeyi terk etsin falan gibi ben yaklaştığını düşünmüyorum. Türkiye çok ciddi gelir elde ediyor o fabrikalardan zaten. Evet. Buradaki amaç yeni bir şeyi başarmanın mutluluğunu belki gençlere tabii sağlayabilmek. Eğer biz bunu yapacaksak o zaman adını doğru koyalım. Bu aracı da son teknoloji şimdiden geliştirmeye başlayalım. Üniversitelerimizde bunlarla alakalı ihtisaslar olsun. Tabii. Sonunda belki araç üretilmez ama bütün eğitim sistemimiz elden geçmiş olur. Rektifiye olmuş olur eğitim sistemi. Aynen, zaten şöyle bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu projeyi öğretmektir. Projeyle öğrenirsin. Bu çok güzel bir fırsat. 50 milyar dolar, bilmem kaç milyar dolar da bir para var. Devlet bu konuda çok ciddi paralar harcamaya çok niyetli. Bir sürü teşvik verdi. Sonuçta sürü harcanan para da devletin parası değil. Senin, benim, ve param, hepimizin yani parası. Yani bu şöyle bak. Bunu başarırsan kardeşim, dediğin gibi ekosistem oluşturacaksın. Kesinlikle. Üniversiteler, bu çok önemli. Üniversite sana iş bildiğim al son noktası. İşte yazılım öğrenmem son noktası. İşte otomobil öğretme. Ve şöyle bak, biz geçen birkaç program önce bu konuyu, yerli otomobil geç mi kalıyor kafaya takmıştık ve onu konuştuk. Tam o hafta bir tane Manisa'lı bir elektronik şirketi bir marka ve konsept tasarımların, hı-hı, resimlerini yayınladı. Bir rahatladık böyle. Dedik hani okey, yerli otomobil için geç kalmaması lazım. O kadar önemli bir şey ki. Geç kaldan bitersin. Yani para da harcadın, o da önemli değil. Parayı da harcadın. Şu an bak, Almanya, Avrupa ülkeleri şu an harıl harıl bir şeylerin peşinde. Türkiye'den sürekli yazılımcı alıyorlar. İşte otonomluğunu kendi yapmaya çalışıyorlar. Pili kendi yapmaya çalışıyor ama pili şu an Almanlar bir yandan kendileri pil üretmeye çalışıyorlar ama hali hazırdaki anlaşmalar hep şeyle, Asyalı şirketlerle. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle pili onu beklemiyorlar. Hemen yapalım. Pili zaten yaparız da peşindeler. Ve bir an önce burada kardeşim. Hani şey, şov başladığı an hazır olma peşindeler böyle. Hı-hı. Bizim de o şekilde şov başladan hiçbir bahanemize gerek yok. Ay şu parçasını üretemedik, bu parçasını üretemedik gibi bir şey değil. Hazır olmamız lazım. Aksak topal, oradan al buradan al bile olsa hazır olmamız lazım. Ondan sonra zaten toparlanır. Ama bak, bir tane devrim arabaları gibi benzini bitmiş dediğin anda 50 yılın gidiyor, 100 yılın gidiyor ve bunu anlatamıyorsun, utanıyorsun. Yani o an o devrim arabası başarılsaydı şu an bilmem Amerika'da reklam görecekti. Ama işte az önce anlattığım konu, devrim arabalarını belki 15-20 kişilik bir ekip canla başla çalışarak kanter içinde yapmış. Evet. Sonuçta arkasında bir ekosistem oluşturabilmiş mi? Üniversite oluşturabilmiş mi? Bununla alakalı bir eğitim oluşturamamış ve sonunda da hor görülmüş, konu kapanmış. Ama halbuki bu araba yapılırken o süre keşke daha uzun olsaydı. Hı-hı. Acele etmeselerdi yetiştirme tarihini. Eğitim sistemiyle birlikte olsaydı, o zaman arabayı beğenmeseler bile komple mühendislik teknolojisi üniversiteler, evet, kurulmuş olacaktı. Bu konuda ilerleme kat etmiş olacaktık. İşte öyle bir fark var. Ben, evet, onu söylüyorum. Yoksa şu an 4 şirket bir araya geldi. Kapalı kapılar arkasında, hı, arabayı minik minik yapıp o gün gelince örtüyü kaldırıp tata araba. beğenilmedi. Ne olacak o zaman bu kadar şirketin çalışması? Öyle olmaması lazım. Doğru. Dünyadaki açık kaynağın mantığı da budur zaten. Hani open source dediğimiz konu, bir şeyi yapıp böyle kapağı açmak değil. Open source yaparsın. Kademe kademe. Senin o arabanın içinde kullandığın teknoloji ülkenin başka bir yerinde geliştiriliyor olur. Orası başka bir şey. Efendim işte plastik enjeksiyonda kullandığın bir teknoloji için Türkiye'nin başka bir fabrikasından bir yarar sağlarsın. Sonunda öyle bir şey ortaya çıkar ki kapağı kaldırdığında araba beğenilmezse yarın başkası başka araba yapar. Bu aynen, olması lazım. Aynen. Çok doğru bir yere şey yaptım ve bu aslında biraz özel sektör işiyle devlet işi arasındaki bir gitgelle alakalı. İşte yani ve tehlike bu. Dediğin gibi ben zaten hep şöyle savunuyordum. Bir programda çok savundum. Biz hep şey diyorduk, böyle 3 şirket olması lazım, 3 şirket rekabet etmesi lazım falan gibi bir şeyler söylüyorduk. Bu dediğin aslında bunun daha sosyal ve daha üst seviye bir boyutu. Ve Amerikalı Elon Musk'ın başarısı da bu zaten. Adam diyor ki ben
tünel yapacağım diyor. Hyperloop diye bir şey yapacağım diyor. Tutmaz diyor. Şu an bak evet iki tane Hyperloop şirketi var. Suudi Arabistan'la anlaştılar. Suudi Arabistan'la bilmem ne Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında tünel falan kurma peşindeler şu anda. Evet. Bak attı fikri dedi ki siz tartışın. Ama bir yandan da o şey tünel yapıyor ki oraya Hyperloop döşecek. Dediğin gibi biri çıkacak diyecek. Peki ona acaba devlet katkısı var mıdır? Hyperloop ama. Şeye Elon Musk'ın şirketlerine. Şöyle Tesla'da var. Bence ama var. Tesla'da var. O da onun şeyi de şu 4 milyar dolar Tesla'ya para veriyor. Amerikan şirketi. Sebebi de şu çevresel faktörlerden dolayı diyor ki sen işte emisyonu düşük araç üreteceksin. Alsana o zaman 4 bizim milyar son dolar. Yapılan düzenlemeyle şu an elektrikli araçların vergisi normal araçlarla aynı oldu neredeyse. Bizde de cezalandırıyorlar. Cezalandırıldı. Benzinden kurtulmamız lazım bizim. Bu bizim topraklardan çıkan bir şey değil. Normalde elektrikli arabaların Türkiye'de yaygınlaşması herkes için iyiken hala bu standart petrol yakıtların devamı için adımlar atılıyor. Yanlışlardan bir tanesi de elektrikli arabalara destek verilse belki bu üniversitelerin göstermelik fuarlarda yaptığı arabalar sokaklarda gezerdi. Evet, her üniversite evet, yapıyor evet, bir tane yapıyor. Oyuncak araba. Belki biraz daha geliştirirlerdi onu. Bir pazar oluşurdu çünkü. Dediğin gibi bir sanayici derdi ki ya bu çok karlıymış. Allah Allah derdi girerdi işin içine. Çünkü yani. Vergi indirimi olsa, teşvik olsa şarj istasyonları yayılıyor zaten Türkiye'de. Amatörler de kendi toplayıp yapabilir. Elektrikli aracın güzel tarafı içten yanmalı motorlar çok karmaşık olduğu için motoru çok zor elde ediyorsun. Ama elektrik motoru daha rahat elde edilebiliyor. Belki de amatörler de ilgili devlet kurumuna başvuracaklardı. Şöyle ilginç bir şey aklıma geldi eskilerden. Gazlı araç yıllarca bu ülkede yasaklandı. İnsanlar tüp bağlıyordu, televizyon ana haberlere çıkarlardı. Arabasını gazla çalışan hale getirdi. Piknik tüpü bağlamış adam mesela. Evet, evet. Baskı. Bu gaz işi sonra yaygınlaştı. Orada da devletin endişesi vardı. Ya petrolden elde ettiğimiz vergi acaba sıkıntı olabilir mi? Sonuç itibariyle şu an benzin fiyatları ÖTV indirimiyle dengeleniyor. Evet. Türkiye'de uzun süredir benzine zam gelmiyor. Demek ki olabiliyormuş yani. Bu tarz bir yatırım keşke elektrikliye verilmiş olsaydı. Evet. Evet sevgili seyirciler bugün elektrikli araçlarla bitirdik konuyu. Çünkü ister istemez oraya koyuyor çünkü her şeyin temeli. Başka programlarda başka konularda görüşmek üzere. İyi akşamlar.